Yani aslında eser bir bütünen Diyarbakır cezaevinde ki birçok direnen arkadaşı konu alıyor. Ya mesela işte 21 Mart'ta işte 3 kibrit çöpüyle eylem yapan Mazlum Doğan'ı konu alıyor. Çünkü aslında oradaki mesele sisteme karşı olduğu kadar işte ihanetin, düşmenin, yozlaşmanın kendisine de yani içeriye karşı da bir duruşu var. Nasıl bir duruşu var? Evet, her şey çok kötüydü. Oraya katlanmak, yaşamak zor bir durum. Bir insanın dayanma sınırlarını belki zorlayacak bir şeydi. Ama en sonunda yani direnmek yaşamaktır da vücut bulan, özetlediği bir tarzda kendisini ortaya koyunca aslında tarihi yeniden yazıyor. Bunu görüyor yani. Tarihe müdahale etmesini görüyor. Müdahale etmesi gerektiğini görüyor ve Nevroz gecesi eylemini gerçekleştiriyor. Yaklaşık bir 10 yıl önce falan yazmıştım bu eseri. Açıkçası bir okuduğum kitaptan yani o beni çok çok fazla etkiledi. Daha önce de bu konuyla ilgili işte belgeseller, görseller, kitaplar okumuştum ama okuduğum işte Beş Diyarbakır, Beş Nolu diye bir kitaptı. Hani dili, yaklaşımı, üslubu gerçekten beni etkiledi ve bu eseri yani o anda kitap bittikten sonra yazdım. Tabii ki eseri yazarken işin bir tarafı bir insani, bireysel olarak büyük bir trajedi. Çok büyük trajediler yaşanmış. Ama toplumsal olarak baktığınızda toplumsal olarak bir direniş. Teslim olmamanın, insanın kendisinin de toplumunun da onurunu korumasının nihayetinde haklılığın verdiği bir cesaretle yaklaşılmıştır. Ben de elimden geldiği kadar bunu anlatmaya çalıştım. Nasıl ki bugün işte tarihte Hallacı Mansur'u konuşuyorsak, Şeyh Bedrettin'i konuşuyorsak, işte Dımdım Kalesi'ni konuşuyorsak, işte Kavay'ı konuşuyorsak, işte hakikati böyle derinlemesine hisseden insanları konuşuyorsak, bu da bir hakikattir. Hatta bir söz vardır Ahmet Deli'nin diyor ya, dünyanın diyor cesur ulusları yoktur diyor, cesur insanları vardır. Toplumlar, uluslar o cesaretten cesaret alır ve bir yola çıkarlar. Bu insanlar da böyle hakikat savaşçıları, hakikat için insanın, toplumun, başta Kürt halkının, sonra bütün insanlığın gururunu, onurunu korumak için aslında yola çıkmış insanlar, gencecik insanlar. Ben de bu eseri yazarken bütün bunları düşündüm. Yani dedim ki Hallacı Mansur tarihte anda demek ki tekrar var olmuş. Hakikat için işte Nesimi tekrar bu dünyada. Bu insanlar da onların ardılları zihinsel olarak. İşte pazar günü yayınlanacak Kom Müzik etiketiyle. Yani eserle ilgili işte kendimce tarihe bir not düşmek istedim. Bunlar insanlık adına, Orta Doğu adına, Kürtler adına, sosyalistler adına hem bu vahşeti uygulayanlar tarafından unutulmaması gerekir. Hem bu vahşete direnenler, bu vahşete maruz kalanlar açısından unutmamak gerektiğini düşünüyorum.